Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında İnsan suresi 11-22. ayetler arasını değerlendireceğiz. Okuyacağımız bu bölüm cennetten bahsediyor ve cennetteki durumların bir derece ayrıntılarını bize veriyor. Cennet ve cehennem bu dünyadan sonraki insanların amellerinin karşılığını görecekleri yer. Ahiret aleminin iki menzili. Şairin oluklar çift, birinden nur akar birinden kir dediği gibi, işte kir kısmı cehenneme doğru akıyor ama nur kısmı, güzel şeyler, bunlar da cennete doğru akıyor. Ve insanlar diğer alemde ya cennette veya cehennemde bulunacak. Kur'an-ı Kerim hem cenneti hem cehennemi bize anlatıyor. Cenneti anlatıyor ta ki orayı kazanmak için güzel ameller yapalım. Cehennemi anlatıyor ta ki cehennemi netice verecek kötü amellerden uzak kalalım. İşte bugünkü okuyacağımız kısımda Kur'an-ı Kerim'de cennetin belki en değerli toplu anlatıldığı bölümlerden birisini göreceğiz. Ve fikren, hayalen de olsa cennete girmeye çalışacağız. فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ Allah onları öyle bir günün şerrinden, korktukları o bedçehreli günün şerrinden korumuştur. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا Onların yüzlerine bir parlaklık, kalplerine de sürur vermiştir. Yani kıyamet diye işte dehşetli bir olay olacak, kıyamet kopacak. İnsanlar diğer alemde Allah'ın huzurunda mahşerde hesap verecekler. Bu korkulması gereken bir gün. İşte iyi olan insanlar o gün için hazırlık yapıyorlar. Allah-u Teala da o günün şerrinden o kimseleri, ehli iman olanları kurtarıyor, koruyor ve onların yüzlerine bir parlaklık. Hani insan hoş bir şeyle karşılaştığında yüzü güleç hale gelir ve yüzü, gözü parlar, güler. Onları o şekilde Allah-u Teala yüzlerini parlak kılıyor ve sürura, kalplerini de sürurla dolduruyor. Ve cezahum bima saberu ve sabretmelerine mukabil Allah onları mükafatlandırdı. Cenneten ve harira, bir cennetle ve o cennette ipeklerle onları mükafatlandırdı. Burada sabretmelerine mukabil deniliyor. Çünkü dünyada günahlara karşı sabretmek, kötülüklere sabretmek, nefsin hevasına karşı sabretmek, ibadetleri yapma hususunda sabretmek, musibetlere, zorluklara karşı sabretmek gibi nice görevlerimiz var. Ve dini hayatın yaşanması büyük ölçüde sabırla da alakalı. İşte onların sabretmelerine mukabil Allah onları cennetle, o cennette ipek gibi en nadide şeylerle mükafatlandırdı. Burada harir, hür kökünden de değer geldiği düşünülecek olursa cennet hayatında tam bir hürriyet manasını ifade ediyor da olabilir. Yani onlar orada tamamen hür olacaklar. İnsanın ruhu cesedinde hapis gibi adeta bu dünyada, ama insanın ruhunda semavilik var. İnsanın ruhu bir yıldızdan diğer yıldıza gidebilecek kapasitede, kabiliyette. Artık ölümle kafes parçalanmış oluyor. Beden kafesi parçalanıyor. Ruh hürriyetine kavuşuyor. İşte cennete gidenler tam bir hürriyete kavuşmuş olacaklar. Ve böylece Allah'ın o geniş mülkünde, cennet gibi bir saadet diyarında hür, azade bir şekilde ebediyen yaşayacaklar. Muttekine fîhe alel erâik. Onlar cennet koltuklarına yaslanmış vaziyette. Yani cennet koltuklarına yaslanacaklar. Hani koltuğa yaslanmak böyle rahatın da bir sembolüdür. Diğer alemde ehli cennet için çalışma yok. Çalışma dünyada vardı. Diğer alemde, cennette ise tamamen mükafat olacak. İşte koltuklarına kurulacaklar. La yaravne fiha şemsen ve la zemherira. Orada ne bir güneş görürler ne de zemherir. Yani ne sıcak görürler ne de zemherir tarzında bir soğuk. Dünyada
yakıcı güneş de var, yakıcı sıcak da var, dondurucu soğuk da var. İşte kışın üşüyoruz, yazında bayağı terliyoruz ve güneş bile yani çarpacak duruma gelebiliyor. İnsan güneş çarpmasına maruz kalıyor ve insan yazın o sıcağında gölgeyi arıyor. İşte diğer alemde cennetteki insanlar kendilerini rahatsız edecek bir sıcağa maruz kalmayacaklar. Soğuğa da maruz kalmayacaklar. Tamamen ılık gölgeli bir yaz misali gayet hoş bir iklimde hayatları devam edecek. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ زِرَالُهَا O cennetin gölgeleri, ağaçların gölgeleri onların üzerlerine sarkmış vaziyettedir. Yani cennet dediğimizde zaten daha çok böyle bağlar, bahçeler, içlerinden akan nehirler genelde ayetlerde de öyle tasvir ediliyor. Cennet meyveleri bunların üzerlerine sarkmış vaziyette. Ağaçların dalları, salkım söğütler misali bunların üzerine sarkmış vaziyette olacak. Ve züllilet kutufuha tezliyle ve o meyveleri kolaylıkla koparabilecekler. Hani dünyada insan bir ağacın altında meyvelere bakarken en güzel meyvelerin en uçlarda olduğunu görür ve oraya merdivende dayayamadığından, kendisi de çıkamadığından sadece seyreder. Ama cennette ağaçlara emredildiğinde ağaç böyle bir garson misali adeta buyurun efendim deyip meyveyi takdim edecekmiş. Ve dünyada nasıl ki insanlar emir dinler, söz dinler, diğer alemde de böyle taşlar, ağaçlar onlar da söz dinleyecek, insanın emrine amade olacaklar. Ve yatufu aleyhim bi aniyetin min fidda ve onların etrafında gümüşten kaplarla böyle dolaşacaklar. Ve ekvabin ve kânat gavarira billurdan olan kupalarla onların etrafında dolaşacaklar. Gavarira min fidda ve bunlar gümüşten billurlar şeklinde. Belki doğrudan mealden bunu anlamak zor olabilir. Burada nazara verilen tefsirlerde anlatıldığı şekliyle şu. Yani diğer alemde diyelim o içecekleri şeyler veya diğer kaplar bunlar gümüşten. Ama gümüş şeffaf değildir. Dünyadaki gümüş şeffaf değildir. Diğer alemde cam gibi şeffaf olacak. Demek ki cennette her şeyin en güzeli var. Gümüşün o beyazlığı, öte yandan camın şeffaflığı aynı şeyde beraberce birleşecek ve her şey en ideal boyutlarda olacak. Yani gümüş gibi parlak, cam gibi şeffaf. O şekilde kaplarda bunlara hizmet edilecek ve bunlara yiyecekleri, içecekleri takdim edilecek. Kattaruha takdira ve onlar kendileri istedikleri kadar bunu takdir ederler. Yani ne kadar yemek, ne kadar içmek isterse, hani açık büfe bazı otellerde uygulanan, istediğinden istediğin kadar alabiliyorsun. Diğer alemde artık o yemelerine, içmelerine bir sınır yok. Keyif için, zevk için istedikleri gibi yiyecekler, içecekler. Bunları ifade ederken şunu da belki nazara vermemizde fayda var. Hadislerde anlatıldığı üzere diğer alemde yemenin içmenin neticesinde insanlardan nahoş şeyler çıkmayacak. Yani tuvalete gitme ihtiyacı olmayacak. Nasıl ki ağaçlar dünyada devamlı gıdalarını alıyorlar ama kendilerinden kötü bir şey de çıkmıyor. Bir buharlaşma tarzında belki bir şeyler oluyor. Onun gibi diğer alemde de insanın yemesinin içmesinin neticesinde güzel bir koku şeklinde vücudundan bunların ayrılacağı ifade ediliyor. Tabii bu belki de anlamamız noktasında söylenmiş olan bir durum. Çünkü diğer alemin ölçüleri bu dünyadan çok çok farklı. İbn Abbas radıyallahu anh buna işareten demiş ki diğer alemde dünyadaki şeylerin sadece isimleri vardır. Yani diyelim muz dediğimizde muz dünyada da var, orada da var. Ama arada dağlar kadar fark olacak. Dünyadakiyle onu kıyas etmek, kıyası mal farık, yani asla birbirine kıyas edilmeyecek şekilde bir durum.
Ve yuskavne fîhe ke'sen, orada kendilerine içirilir. İşte kadehlerde verilir. Kâne mizâcuhâ zencebîle, bunun da mizacı zencebildir. Yani Türkçe'de zencefil olarak bildiğimiz, nasıl ki bu bir aroma olarak ayrı bir lezzet katıyor ve bir takım bitkisel böyle hoş içecekler hazırlanırken zencefil de katıldığında ayrı bir tat meydana geliyor. Demek ki diğer alemde de bu şekilde özel katkılar, özel böyle tat veren, lezzet veren şeyler onlara takdim edilecek. Aynen fîhe tüsemme selsebîle, bu da orada bir pınar. Bir pınardan bu gelecek. Yani azıcık bir şey değil. Malum Kur'an-ı Kerim'de Muhammed suresinde 4 farklı nehirden söz ediliyor. İşte baldan nehirler, öte yandan sütten nehirler, şaraptan nehirler gibi, bir de normal sulardan nehirler. 4 farklı nehirden söz ediliyor. Burada da bu gerek zencefil, gerekse daha önce geçen kafur katışık karışım maddesi olarak bunların da her birisi birer pınar. O pınarlardan alınıyor ve konuluyor. Bu da apayrı bir tat, apayrı bir lezzet veriyor. Selsebil, bu da boğazdan kolayca geçmesini ifade ediyor. Selsebil gibi akıcı denilir. Yani suların nasıl ki hoş bir akışı vardır veya insan bazı şeyleri içerken gayet rahat bir şekilde içer, bunların da içimi son derece kolay olacak. Mesela acı ilacı insan içerken rahat içemez, yutkunur. Ama gayet güzel bir içeceği kolaylıkla içer, zevkle içer. Diğer alemde cennet ehline verilecek olan içecekler içimi gayet kolay ve akıcı olacak. Ve yatufu aleyhim vildanun muhalledun. Vildanun muhalledun, onların etrafında tavaf eder. Yani onların etrafında döner. Acaba vildanun muhalledundan murat nedir? Bununla alakalı iki görüşü nazara verebiliriz. Bunlardan birisi, bunlar cennettekilere hizmet edecek kimseler. Cennet için yaratılmış, cennette, ehli cennete hizmet edecek olan kimseler, gılman gibi düşünülebilir. Bu şekilde cennet ehline hizmet edecekler. Hani insan güzel bir lokantaya gider, orada güzel yemekler hazırlanmıştır. Zarif garsonlar yemekleri getirirler, götürürler, hizmet ederler. Burada da vildanun muhalledun, kendilerine ebedilik verilmiş çocuklar derken, yani zarif gençler onlara hizmet eder. Bu manada açıklama var. Bir başka açıklaması ise cennetin ayrı bir güzelliğine dikkat çeken bir mana bu. O da şu şekilde: bülû dönemine ermeden dünyada vefat etmiş olan çocuklar diğer alemde ebedi cennet çocuğu olarak kalıyor. Çünkü bunlar dünyada mükellef hale gelmemişler. Onların cehenneme gönderilmesi düşünülemez. Velev kafir çocuğu da olsa masumdur. Allah-u Teala onlara diğer alemde ebedi cennet çocuğu olma derecesini veriyor. Ve böylece anne babası da oraya gitmişse bunların, anne babaları oraya gitmişse anne babalarıyla beraber oluyor. Anne babaları kafirse bu çocuklar, çocuğu olmayan ehli dünyadan cenneti kazanmış olan Müslümanlara, cenneti kazanmış olan kimselere veriliyor. Bu şekilde cennetin apayrı bir güzelliği söz konusu. Diğer alemde cennette tenasül yok. Yani yeni nesillerin meydana gelmesi, yeni doğumların olması, böyle bir şey yok. Aile hayatı var ama doğum diye bir şey diğer alemde söz konusu değil. Böyle olunca dünyadaki en lezzetli şeylerden birisi çocukları sevip okşamak zevkidir. Diğer alemde bu yok zannedilebilir. Ama bu ayetin açıklamasında böyle bir manaya da dikkat çekiliyor. Diğer alemde bu manada şu dünyadan çocuk olarak gitmiş olanlar ebedi cennet çocuğu olarak kalacaklar ve cennettekilere apayrı güzellikleri göstermiş olacaklar. Bu da cennetin farklı güzelliklerinden birisini meydana getirecek. İzâ râeytehum hasibtehum lü'lü'en mensûrâ,
Sen onları gördüğünde saçılmış inciler zannedersin. Yani inciler böyle etrafa dağıldığında nasıl güzel bir görüntü meydana gelir. Cennette de o vildanun muhalledunu gördüğünde onları saçılmış birer inci gibi zannedersin. Ve izâ ra'eyte thamma ra'eyte na'imen ve mülken kebira. Ve sen orada nereye baksan gerçekten büyük bir nimet ve çok büyük bir mülk, çok muhteşem bir saltanat görürsün. Cennete en son giden kimseye bile dünya genişliğinde bir cennet verilecekmiş. Böyle olunca herkesin orada muhteşem bir saltanatı olacak. Hani şu dünyada bir kimsenin diyelim 100 metrekarelik evi vardır. Ömrü burada gelir geçer. Apartman dairesi ise kendine ait bir arsası da yoktur. Ortak bir arsadan gelir geçer. Az sayıda insanın bahçeli evi olur. Az sayıda insanın, daha az sayıda insanın köşkü, sarayı olur. Ama diğer aleme gidildiğinde şu dünyada hiçbir krala nasip olmamış şekilde orada saltanat olacak. Çünkü şu dünyada hiçbir hükümdar tek başına dünyanın hükümdarı olamadı. Bir takım cihangirler geldi geçti. Bunlar dünyanın bazı yerlerini fethettiler ama neticede ölüp gittiler. Dünyanın tamamına da malik olamadılar. Ama diğer alemde cennete en son giren kimse bile cennette çok muhteşem bir mülke sahip olacak. Dünya genişliğinde bir mülk kendisine verilecek. Tabii bu nasıl bir mülktür, nasıl bir haşmet, nasıl bir saltanat ayrıntılarını bilemiyoruz. Ama dünyadaki cenneti hatırlatan şeylerden bir derece hissedebiliyoruz. Ve oradan hareketle diyoruz ki cennet bunlardan çok daha güzelleriyle dopdolu olacak. Aliyahum thiyabu sündüs ve aliyahum thiyabu sündüs, onların üzerlerinde ipekten elbise olacak. Hudr ve yeşil elbise ve istabrak ve hem ince hem kalın. Yani onların üzerlerinde yeşil, hem ince hem kalın olmak üzere elbiseler olacak. Ve hullu esavire min fidda, ve kendilerine gümüşten güzel şeyler takılacak, süsler kendilerine takılacak. Bu genel anlamda cennet ehliyle alakalı olabileceği gibi biraz önce bahsi geçen vildanun muhalledunla alakalı da düşünülebilir. Ve sagahum rabbuhum şeraben tahura, onların Rabbi onlara tertemiz bir içecek sundu. Yani bu da daha özel bir nimet. Daha evvelinde kendilerinin işte bir takım cennet içeceklerinden içmelerine dikkat çekildi. Sonrasında onlara hizmet edilmesinden, başkaları tarafından onlara bir şeyler sunulmasından bunlar nazara verildi. Üçüncü bir mertebe olarak da doğrudan doğruya alemlerin Rabbi ve onların da Rabbi kendilerine özel ikramda bulunacak ve tertemiz bir içeceği onlara sunacak. Bütün nimetler Allah'tandır ama burada daha özel bir nimete bu şekilde dikkat çekiliyor. Cenab-ı Hakk'ın özel ikramına bu insanlar mazhar olacak. Dünyada herkes Rahman'ın misafiri. Ama hacca ve umreye gidenlere Cenab-ı Hakk'ın daha özel ikramları var. Diğer alemde cennete gitmiş olan herkese elbette Allah-u Teala'nın sonsuz ikramları olacak. İşte şaraben tahura diye ayette anlatılan özel ikram da bunlardan bir tanesi. İnne hâzâ kâne lekum cezâen, işte bu size yaptıklarınıza bir karşılıktır. Ve kâne sa'yukum meşkûra, ve sizin sayeniz meşkur olmuştur. Yaptığınız amel boşa gitmemiş, karşılığı size verilmiştir. Cenab-ı Hak bizleri de şaraben tahura'dan nasip olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.